Evet arkadaşlar, şimdi yine çok önemli bir kavramı göreceğiz. Yöne göre türev kavramı. Bu da yine fizikte ve mühendislik derslerinde çok geniş uygulaması olan bir konu. Şimdi biz uzayda hatırlarsanız çalışıyoruz, biliyoruz. Yani uzaydaki fonksiyonlar üzerinden konuşuyoruz. Mesela burada limitten bahsederken şöyle demiştik. Biz bir noktada limitin olup olmadığını kontrol etmek için o noktaya her yerden yaklaşma yapmamız gerekiyor. Yani sonsuz farklı yerden o noktaya yaklaşabilirim demiştik, değil mi? Yani şöyle bir uzayda bir B bölgesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu alalım. Tamam mı? Mesela ben burada bir nokta seçtiğimde, şurada bir nokta seçtiğimde bir P noktası, bu noktanın limitini ararken buna çok farklı yerlerden sonsuz farklı şekilde yaklaşabiliyordum. Şimdi bu noktanın görüntüsü fonksiyon üzerinde f p noktasıdır. Tamam mı? F p noktasıdır. Dolayısıyla ben bu f p noktasındaki değişimi ölçerken de bu soruyu akla getirebilirim. Peki ben bu değişimi neye göre ölçeceğim? Yani hangi taraftan yaklaşacağım? Hangi eksene göre değişimine bakacağım? Gibi bir soru da sorabiliriz. Biz tabii kısmi türevde anlatırken mesela x'e göre türev alırken dedik ki sadece x eksenine göre değişimini ölçüyorsunuz. Y'ye göre türev alırsak Y'ye göre değişimini ölçüyorsunuz. Z'ye göre türev alırsanız işte Z'ye göre. Ancak ben şunu merak ediyorum. Mesela ben X'e ve Y'ye göre değil, uzaydaki herhangi bir doğruya göre değişimini incelemek istiyorum. Yapabilir miyim? Veya düzlemdeki herhangi bir doğruya göre değişimini incelemek istiyorum. Yani benim noktam burası, bir P noktası. İşte bir Q noktası alayım. Bu P noktasındaki P ve Q noktalarını birleştiren bir doğru alalım. Buna göre değişimi hesaplayabilir miyim? Tamam mı? Şöyle bunu şöyle ifade edelim. Bir u vektörü alalım burada. Birim vektörü. İşte biz buna bu vektör yönüne göre türev diyoruz arkadaşlar ve buna yöne göre türev diyoruz. Yani f fonksiyonunun bir vektör yönündeki türevi diyoruz. Burada sizin için yeni olan bir kavram ile karşılaşıyoruz ama diğer derslerinizde göreceğiniz için yeni olma özelliğini ilerleyen zamanlarda yitirecek. Gradyent kavramı. Nedir gradyent? Gradyent mi? Gradyent mi? Gradyent. Şurada bir i var. Gradyent şu arkadaşlar. Z eşittir. F, x, y, z fonksiyonu verilsin. X, y, z fonksiyonu verilsin. Bunun gradyentini şöyle ters üçgenle gösteriyoruz. Bu ters üçgen del diye okunuyor. Del. Aslında şu da deldi hatırlarsanız. İşte biri küçük del, biri büyük del. Del diye okunuyor ve del f diyoruz buna. Del f. Del f şöyle tanımlanıyor. F'in x'e göre türevi çarpı i, f'in y'ye göre türevi çarpı j, f'in z'ye göre türevi çarpı k. Buradaki i, j, k'lar i, j, k'lar birim vektörler. Nasıl birim vektörler? Mesela bu x eksen üzerindeki birim vektör i, y eksen üzerindeki birim vektör j, z'deki de k. Tamam mı? Normalde vektör değerli fonksiyonlar diye bir konumuz daha var ama süremiz yetmediği için dönem içerisinde o konuyu anlatamıyoruz. Ve kısaca özetleyeceğim bunları, bize lazım olan kısımlarını. I, j, k şeklinde yazıyoruz. Bir fonksiyonu bu vektörler cinsinde yazarsak ona da vektör değerli fonksiyon diyoruz. Mesela bu nabla f bir vektör değerli fonksiyon. Burada bilmemiz gereken, bize lazım olacak iş çarpım var. İş çarpım ya da skaler çarpım veya nokta çarpım şöyle tanımlanıyor. Bir u vektörü ile bir v vektörünün iş çarpımı, diyelim ki u vektörü u1i, u2j, u3k, k v vektörü de v1i, v2j, v3k olsun. Bunların çarpımı bakın çok basit. Bileşenleri birbiriyle çarpıyoruz. u1 u1, u1 v1, u2 v2, u3 v3. Buna bu iki vektörün arkadaşlar iç çarpımı diyoruz. Tamam mı? Şimdi gradyenti söyledik, iş çarpımı da söyledik, size hatırlattık. O halde yöne göre türeve geçebiliriz. Yöne göre türevi de şöyle ifade ediyoruz. Yani f fonksiyonunun u vektörü yönündeki, yalnız buradaki u birim vektör. U birim vektör. Dolayısıyla bize bir vektör verildiğinde, yani bir v vektörü verildiğinde biz bu v vektörünü önce birimleştirmemiz gerekiyor. O da normuna bölerek yapıyoruz. Şu şekilde birimleştiriyoruz, normuna bölerek. Tamam. Norm dediğimizde kök içinde v1 kare artı
v2 kare artı v3 kare ile bulunuyor. Bunlar da normalde lise müfredatında olan konular arkadaşlar. Onu da belirtmek istiyorum. Dolayısıyla vektörü birimleştirdikten sonra fx fonksiyonunun bu birim vektör yönündeki türevini hatta p noktasındaki türevini şöyle gösteriyoruz. D, U, F. Ve bu f'in bu noktadaki gradyenti ile vektörün çarpımı oluyor arkadaşlar. F'in bu noktadaki gradyenti ile vektörün çarpımı oluyor. Tamam mı? Örnek. Demiş ki f x, y, z eşittir. X, y artı y, z artı z, x. Fonksiyonunun v eşittir 2, 3, 6 vektörü yönünde. Şimdi bu 2i, yani bu şu demek. 2i artı 3j artı 6k vektörü yönünde türevini bulunuz diyor. Ve bunun p eşittir 1, 0, 4 noktasındaki değerini hesaplayınız. P 1, 0, 4 şöyle yazalım. P 1, 0, 4 noktasındaki değerini hesaplayınız. Peki önce neyi bulmam gerekiyor? Gradyenti. Gradyent neydi? F'in x'e göre türevi i, f'in y'ye göre türevi j, f'in z'ye göre türevi k. F'in x'e göre türevi ne? Y. O zaman y, i. F'in y'ye göre, pardon özür dilerim, f'in x'e göre türevi y artı z'ymiş. Y artı z, i. F'in y'ye göre türevi x artı z, f'in z'ye göre türevi de f'in z'ye göre türevi de ne oluyor? Y artı x, k. Tamam. Budur gradyent. Gradyenti bulduk. Şimdi birim vektör yapmamız gerekiyordu. Bizim vektörümüz birim değil. O yüzden önce onu birimleştireceğim. Yani normuna böleceğim. Normuna bölersek ne olur? 2, 3, 6 bölü. Normu ne bunun? 36 karelerini alıp toplayacaktım hatırlarsanız. 49 yani 7. Karekökünü alınca 7 yapıyor. O zaman nabla f ile u'yu çarpacağım. Yani 2 bölü 7 çarpı y artı z artı 3 bölü 7 çarpı x artı z artı 6 bölü 7 çarpı 6 bölü 7 çarpı x artı y. O halde sonuç 9 bölü 7 x artı 8 bölü 7 y artı 5 bölü 7 z olarak çıkar. Bu fonksiyonumuzun u vektörü yönündeki türevi böyle çıkıyormuş. Bize bunun p noktasındaki değerini sormuş. U vektörü yönündeki türevin p noktasındaki değeri. Bu da arkadaşlar 9 bölü 7 artı 20 bölü 7'den 29 bölü 7 olarak bulunur. Evet, yöne göre türevi bu şekilde yapıyoruz. Yani önce gradyentini buluyoruz. Sonra vektörü birimleştiriyoruz. Ondan sonra da iç çarpımını, gradyentle vektörün iç çarpımını alıyoruz. Ve bu bize o fonksiyonun bu vektör yönündeki türevini veriyor arkadaşlar. Peki, bir f fonksiyonu alsak, f, x, y, z fonksiyonu, bunun i, j, k yönündeki türevi ne olur acaba? I, j, k yönündeki türevi ne olur? Şimdi de ona bakalım. I, j, k'lar birim vektör. Dolayısıyla birimleştirmeme gerek yok. Gradyenti de biliyorum. Gradyent neydi? F, x, i, f, y, j, f, z, k. Şimdi i dediğimiz vektör 1, 0, 0. J dediğimiz vektör 0, 1, 0. K dediğimiz vektör de 0, 0, 1. O zaman f'in i yönündeki türevi 1 çarpı fx artı 0 çarpı fy ise dolayısıyla onlar sadeleşecek. Sadece fx kalacak. 0 olacak onlar. J yönündeki türevinden de fy kalacak. K yönündeki türevinden de fz kalacak. Şimdi bu bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Bu bize şunu gösteriyor. Aslında sizin fx dediğiniz, yani fx neydi? Şöyleydi. Limit h sıfıra giderken fx artı h virgül y eksi fx virgül y bölü h dediğiniz ifade aslında i vektörü yönünde f'in türevi oluyor. Yani hani x'e göre değişim oluyordu ya. Şimdi şöyle düşünelim. Düzlemde bölgemizi düzlemde alalım. B bölgemizi. Yani i dediğimiz şuydu, birim vektör i. Siz aslında bu fonksiyonun bu bölgedeki tanımlanmış olan fonksiyonun x değişkenine göre türevini alırken bu vektör yönündeki değişimine bakıyorsunuz. Y değişkenine türev alırken de y değişkenine göre j vektörü yönünde türev alıyorsunuz.
Z değişkenin türevine bakarken de k yönünde türev alıyorsunuz. Dolayısıyla yöne göre türev aslında sizin bilmiş olduğunuz o türevin daha genel hali oluyor. Çünkü herhangi bir vektör yönünde türev almış oluyorsunuz arkadaşlar. Peki diyeceksiniz ki hocam yöne göre türev kavramı tamam öğrendik de bu ne işe yarıyor yani? Mesela bir uygulaması bir şeysi var mı? Çok fazla geniş uygulamaları var ama ben şimdi size bunun geometrik yorumunu yapacağım. Oradan biraz ne işe yaradığı konusunda fikir sahibi olacağız. Şimdi normalde birinci türevin geometrik yorumunu nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Birinci türevin geometrik yorumu bir eğriye bir noktadaki teğetin denklemini veriyordu. Teğetin eğimini veriyordu. Kısmi türevlerin geometrik yorumları da o fonksiyonun teğet düzlemini bulmamızı sağlıyor. Nasıl yapıyoruz bu işi? Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Fonksiyonumuz şöyle bir yüzey olsun. Tamam. Böyle bir yüzey olsun. Bu yüzeyin gradiyentini buluyoruz önce. Gradiyent. Gradiyent dediğimiz bu yüzeye dik bir vektördür. Vektör alanıdır aslında. Gradiyent. Daha sonra bu gradiyentin diyelim ki teğetini alıyoruz ya biz. Teğet de bu olsun. Teğet düzleminde yatan bir vektör buluyoruz. Bu da işte buradaki bir eğrinin türevi oluyor. Genelde tamam mı? Orada bir eğri alıyoruz. O eğrinin türevi olduğunu düşünelim. Şöyle yüzey üzerinde bir eğri olsun. Tamam, bunun türevi oluyor. Bu gradiyentle eğriyi RT ile gösterelim. Eğrinin türevi de R türev T olur. Yani onun teğeti oluyor birinci türevi. Bu gradiyent ile bu birinci türev eğrinin birinci türevinin çarpımı sıfırdır arkadaşlar. Bu denklemi açıp gerekli tabii P noktasında. P noktası şuraya P diye yazalım. P diye. P noktasında şurada T0 bu da P0 noktası. P0 T0'da bunları çarpıp bu denklemi çözdüğünüzde arkadaşlar bakın şu ekrandaki düzlem denklemi çıkıyor ortaya. Düzlem denklemi. Tamam mı? O zaman teğetin denklemi neymiş arkadaşlar? F'in x P noktasındaki değeri bakın F'in P noktasındaki değeri çarpı x eksi x0 Y'nin değeri, Fy'nin değeri, Fz'nin değeri z çarpı z0 oluyor. Eğer fonksiyon iki değişkenli olursa da işte değişkenlerin biri ne oluyor? Eksiliyor arkadaşlar. Bu bize düzlem denklemini veriyor. Mesela f, x, y, z x kare artı y kare eksi 1 olsun. Noktamızda 1, 0, 1 olsun. Mesela bunun düzlem denklemi ne olacak arkadaşlar? Şimdi fx'i bulacağım önce. 2x. Fy'yi bulacağım. 2y. Fz'yi bulacağım. 0. Ya da Fz 0 olmasın. Onu da seçelim. Z olsun o da. Fz de eksi 1. O zaman düzlem denklemi fx'in bu noktadaki değeri. Fx'in bu noktadaki değeri 2 çarpı x eksi 1 artı Fy'nin bu noktadaki değeri 0 gitti. Eksi Fz'nin bu noktadaki değeri. Fz'nin bu noktadaki değeri neymiş? Bu da eksi 1'miş. O zaman eksi z eksi 1 olun. Eşittir 0. Düzlem denklemi buymuş. Biraz düzenleyelim. X eksi z eksi 1 eşittir 0 oluyor. Bu fonksiyonun P noktasındaki teğet düzlemi. Bir tane de iki değişkenliğe örnek yapayım. Mesela f x virgül y eşittir x kare bölü 4 artı y kare bölü 16 olsun. Böyle bir düzlem olsun. Bunun böyle bir yüzey olsun. Bunun P ne diyelim? 1 virgül buna 1 noktasındaki şeyini bulalım. Düzlem denklemini bulalım. Ne yapacağız? Önce fx'i bulacağız. X bölü 2. Fy'yi bulacağım. Y bölü 8. Şimdi fx'te P yazarsam 1 bölü 2 çıkar. Fy'de P yazarsam 1 bölü 8 çıkar. O zaman teğet düzleminin denklemi arkadaşlar şöyle olacak. Fx P çarpı x eksi 1 artı Fy P çarpı y eksi 1 artı bakın oraya geri dönersek bir de ne geliyor? Şu iki değişkeni de şunu kullanıyoruz. Z eksi Fp. Onu da yazalım. Z eksi Fp. Yani sanki Fz 1 gibi düşünüyoruz. Z eksi Fp. Fp'yi de hesaplayalım. Kaç oluyor?
1 bölü 4. Neyse fp yazayım sonra hesaplayalım. Eşittir 0. Çünkü daha burayı düzenleyeceğiz. Fxp nedir? 1 bölü 2 çarpı x eksi 1. Artı fyp, o da fyp'de 1 bölü 8'di. Çarpı y eksi 1. Artı z eksi fp. Fp'de 1 bölü 4 artı 1 bölü 16'dan 5 bölü 16 çıkar. O halde sonuç x bölü 2 artı y bölü 8 artı z. Şuraya eşittir 0 diyeceğiz bu arada. Eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 8 ne yapar? Eksi 4 ile çarptığımızda eksi 5 bölü 8 eksi 10 eksi 15 bölü 16 olarak bulunur değerli arkadaşlar. Şimdi ben bunu grafik üzerinde bir görmek istiyorum nasıl bir şey olacağını birlikte bakalım. Evet, çizelim arkadaşlar. Ne yapacağız? X kare bölü 4 artı, pardon artıyı yanlış yere koydu. Artı, nerede artı? Artı y kare bölü 16. Tamam mı? Böyle bir bakın yüzey çıktı. Kare bölü 16. Denk yüzeyimiz bu. Bunun düzlem denklemini bulduk. Hangi noktada? Noktamızı da işaretleyelim. Bakayım nokta. 1,1 noktası. Tabi z'sini de bulmalıyız. 1 yazarsak 1 bölü 4. 5 bölü 16 mı yapıyor? Evet. 5 bölü 16. 1,1,5 bölü 16. Yazalım hemen. 1,1 olmadı. 1,1,5 bölü 16. Tamam, noktamız parantez içinde de yazarsak. Tamam, noktayı da bulduk. Bakın şurada. Bir de düzlemi çizelim. Düzlemi ne bulduk? Düzlemde x bölü 12, y bölü 8 artı z. X bölü 2 artı y bölü 8. Nerede 8? Y bölü 8 artı değil, eksi 5 bölü 16'ydı sanırım. Evet. O da z'yi çekeceğiz ya. Z'yi çekerek yazdım. Bakın arkadaşlar. Şunu da kapatalım. Bakın gördüğünüz gibi tam o noktada yüzeye teğet olan düzlemi bulduk. Bakın çok şık gözüküyor. Tam o noktada değiyor. Görebiliyorsunuz inşallah. Bakın nokta burada. Bu noktada değiyor bak. Gördünüz mü? Bu noktada. İşte teğet düzlemini bulmuş olduk. Şöyle çevirirsem daha şey gözükebilir. Evet. Teğet düzlem denkleminde demek ki bu şekilde buluyoruz. Peki bu ne aslında? Bu ne bilgi veriyor bize? Bu yüzeyin geometrisi hakkında çok fazla bilgi veriyor. Mesela yüzeyin artan azalan olduğu yerleri söylüyor. Eğrilik yönü diye bir kavram var yüzeylerde. İşte pozitif yönde eğrilme, negatif yönde eğrilme onları bize söylüyor. Artma azalma, maksimum minimumla ilgili bilgiler veriyor. Yani oldukça fazla uygulaması olan bir konudur arkadaşlar. Kısmi türev konusu.